Kederli 18. videomuza hoş geldiniz ama arada 6 ay var muhtemelen. 6 aylık videoyu tek günde çekme özelliği sahipiniz. Evet. Bugün size... Kore'deki anla... Kore'de ne yaptık? Ne ettik onları anlatalım istedik. Buna karar verdik. Şimdi önce ben gittim. Ve bir kere baştan başlayalım. Bizim Kore'de beraber olmamız plansız gerçekleşti. Aylar önce İlayda zaten biletini alıp planlamıştı. Sonra benim nasıl gelişti ben niye hatırlamıyorum. Para biriktiriyordu zaten sana. Ondan sonra ucuz bilet bulursam ben de gitmeyi planlıyorum demişti. Sonra bir anda... Biz de aldık bileti. Topik. Topik. Ben böyle hani ne yapayım ne edeyim bu topik falan filan diye olayım düşünürken sonra hani şey şimdi yılda bir kere falan oluyor ya az o. Az o. Yetmiyor. Ben alabileceğimi düşünerek. Kore'ye. Bir de Kore'de hani daha fazla Korece'yi geliştirme imkanı bulurum orada pratik olarak diye düşünüp. Hem orada gideceğim tarihlerde iki tane sınav olmasına dikkat ederek, ona göre ayarlayarak 3 aylık hani daha doğrusu turist vizesiyle kalabileceğim 90 günlük süreyle, ki 91 oldu onu da anlatırım unutmazsa, bir süredik ben de ondan sonra hani böyle bir yani şey oldu, denk geldi, mantıklı geldi o neden zamanda gitmek falan filan, neden olmasın oldu, gittim ben de, ben gittim benden bir hafta sonra, yaklaşık bir hafta sonra bir haftadan biraz fazla galiba. 6 gün falan oynadı işte. 22'sinde sen gittin, 28'inde ben geldim. Öyle olması gerekiyor. Evet, öyle bir şey. Neyse, ben gittim. Bu arada şey, hani madem aynı dönemlerde beraberiz. Aynı yerde yani kalalım. Aynı yerde kalalım falan diye. Benim kaldım, ben Goşivon'da kaldık bu arada. Goşivon'da genelde öğrencilerin tercih ettiği bir göz oda. Yani 1 metrekare. Yok, 2 metrekare. Yok, 1 metrekare. Bir. Çünkü böyle yapınca evet, zaten 1 metre oluyor. Bu neydi? Arşın mıydı? Neydi? Bu ilkokulda öğretiyorlardı. Neyse. 1 metre, 1 metre. Yani bu kadar oda. Tamam mı? Neyse, böyle bir yerde bu odalardan bir sürü var falan filan. Neyse, ben 2 tane. Bir tanesi camlı, bir tanesi camsız olmak üzere. Çünkü 3 kategori fiyat oluyor. Camsız, camlı, tuvaletli. Diye bizimkinde tuvaletli hiç yoktu. Camlı camsız seçeneği vardı. Bir tanesini camlı, bir tanesini camsız aldık. Hani birimiz ölürsek en azından hani mesela diyelim ki ileride camlı da kaldı. Bu arada camlı dediğim de camsız. Cam değil. Yani şey, neye arada bakıyordu? Bina var. Yani ya, apartman bina boşluğuna bakıyor gibi yani. Yani gündüz mü akşam mı hiçbir şey edemiyorsun zaten. Ben hani, hiç edemiyorum ama. Pencereler, yani bizim pencere değil yani hani cam dediğimiz. Cam değil. Göz. Böyle küçük bir şey. Neyse. Hani kafanı çıkartamıyorsun. Neyse hani dedik ki hani öbür oda çok kötü olursa en azından İlayda az kalıyor. Ben oda değiştiririm. Ne kadardı benim oda? 420 mi? Yok canım benimki 310'du. 280 o civarda. Ha 200, aha 420 nereden çıktı? 420 280 yerde evet kalıyor olurduk. Evet 480 nerede? 280'di. Evet. Camsız oda 310 işte. İlayda'nın kaldığı camlı odaydı. Sonra ben direkt onu iptal ettirdim. Tamam ben camsız da yaşarım diye. Çünkü evet, zaten başka ihtimalim yoktu. Çünkü zaten... Para yoktu. Yani öldüm. Hayatımın en fakir günlerini yaşadım yani. İlayda'ya denk gelmedi ama o dönem İlayda'dan sonra oldu. Evet. Neyse çünkü zaten dönüşümün yaklaştığı... Normal harcama yapmadık yani biz. Bir de biz hani İlayda geldikten sonraki bir hafta oturduk hesap yaptık. Oha ne kadar az harcamışız tamam ya rahatız falan dedik sonra boku çıktı galiba. Evet sonra çünkü yok, her ama... gün harcın tadı. Hanşin poça evet hanşin. Ama ya hanşin poça da koymadı bize. Yani o para zaten bitecekti aynen, yani. Tabii, elinde tabii sonunda yani o para elinde sonunda bitecekti yani. Belki 3 gün oynamıştır yani. Neyse. Çünkü ne doğru gün alışveriş yaptık. Aynen, yani aynen. Harcadığımız şeyler hep yemek. Yiyecek içecek yiyecek içecek. Çok az ıvır zıvır aldık. Tabii. Ya mesela Gizem'e yolladığım o abur cuburları falan Gizem para yolladı da aldım. Yani... Herkes kendi, yani başkasına aldığım şeyleri onların paralarıyla aldım zaten. Yani aslında çok hani saçma da harcama da olmadı.
Ama gitti. Ha evet. Gitti. Daha az harcayabilir miydik? Evet harcayabilirdik. Ama değer miydi? Hayır değmezdi. Yani. Zaten eğlenmeye gittik. Aynen zaten. Ki yani. Zaten zamanımızın çoğunu para harcamadan geçirdik aslında bakarsan. Evet aslında hep evin önünde oturuyorduk. Çünkü sokaktaydık. Evet, sürekli sokaktaydık derken gerçekten sokaktaydık. Hani bir kafede, bir restoranda, bir kapalı bir hani evin dışında bir yer demeye çalışmıyorum. Sokak. Yani. Cadde. Sokak. Neyse ben gittim. İlk iki gün falan depresyon. Kimse yok burada, ben sıkılıyorum falan. Bir de şey mallığı vardı bende. İlk gün yemek yemedim ben, değil mi? Evet. Çünkü sokağa çıkıp... Ay çıkamam, söyleyemem. Evet, sipariş vermeye falan utanıyorum falan Korece. Bu. Diyorum senden mal mısın? Oradan bizim grup var, herkes diyor ki sen hep saçmalama, aç mı kalacaksın? Yok yok, çok acıkırsam mecbur Starbucks'a geliyor. Neyse, en nihayetinde ikinci gün falan çıktım ben galiba. Evet, o da kahve almaya. Evet, kahve aldım onda da sadece. Neyse, sonra Ceren var bizim arkadaş. Ceren bizim bu şey dondurma açma videosunda yanında olan arkadaş. O oradaydı falan, onunla buluştuk falan. Biz birkaç gün, 4-5 gün falan Ceren'le takıldık öyle. Ondan sonra benim ilk gittiğimizde, bir kere gittiğimiz sokakta birine sorup, biz burada nereye gideriz abi diye sorup Kaanlarla beraber gittiğimiz Sanşin Poça diye bir yer vardı. Ceren'e GG benim çok güzel bir yer biliyorum diye götürüp ondan sonra bulamayıp sokaktaki insanlara ya böyle bir yer vardı falan diye. Neyse allemedip kallemedip orayı bulup ondan sonra bütün günlerimiz zaten ondan sonra neredeyse çok harcadığımız, fark ettiğimiz güne kadar orada geçirdik. Evet. Ama her yani bayağı 20 gün falan orada geçti. 20 gün falan orada ve hani her akşam. Bir aynen süre sonra gitmeye utandık. Ve evet, zaten bir süre sonra almamaya başladılar evet bizi. Sebebi de... Benim yaşım tutmuyordu. Hayır, şöyle bir durum var. Şimdi İlayda Kore'ye göre reşit değildi. Gittiğimizde Kore yaşına göre. Ama Hanşin Poçi hiçbir zaman bize kimlik sormadı. Evet. Biz bunu yani ben ondan önce gittiğimde de sormadı. Ama biz bir gün otururken kimlik mi soruyor lan onlar olduk. Ama içerideyiz o sırada, oturuyoruz zaten. Sonra bir gün kimlik sormaya başladılar ama herkese. Evet. Yani yabancı, ve büyük, küçük. Aynı dönem başka bir yer daha yapmaya başladı bunu. Thursday Party. Hani biz anladık ki demek ki bunların denetim dönemi falan evet veya ne bileyim yeni bir şey çıktı vesaire falan filan, daha sıkılaştırmaya başladılar denetimleri. O günden sonra zaten gidemedik. İlayda giremediği için. Neyse. Hem de gitmedik zaten. Ben çünkü artık illallah gelmiş. Yani artık şey olmuşlar. Tamam bir adım. Tamam, her gün tamam aynı yere gider insan. Ama güzel bir arası. Üst kata çıkın yeter tamam falan. Evet üst katı da sevmiyorum ben. Yani. Evet kötüydü. Kimse güzel. Evet kötüydü. Neyse. Ondan sonra acıma İlayda geldi. Ben gittiğim onu aldım falan. Aldı. Ondan sonra geldik. Evet sonra. Direkt gelir gelmez. Hanşin Poça. Aynen gelirken bavulu bırak Hanşin Poça direkt Hanşin Poça'ya. O gün ne yaptık biz? O gün yemek yedik. Ceren de var. Yok o gün ikimiz de yalnızdık. O gün ikimiz. O gün benim hatırlamadığım gün değil mi? Bunu daha önce evet, de konuştuk. Evet bunu daha önce de konuştuk. Senin hatırlamıyor burada. Ama yani şöyle bir durum var. Sarhoştum hatırlamıyorum değilim. Normal hatırlamıyorum. Çünkü orada o kadar çok vakit geçirdik ki bütün günler birbirine karıştı. Evet. Mesela benim seninle Hanşin Poça'da olduğumuzu hatırladığım ilk an kavganın olduğu gün. Aslında ondan önce milyon defa gittim. Evet, Kaan, Ceren, sen, ben köşede oturuyoruz. Hatta yer değiştirdik, doğraya geçtik. Ondan sonra kavga çıkmıştı. Kavga efsaneydi ya. Ya Kaan geliyor. Kaan çok komik. Tutmayayım. Bir dakika nasıl oturuyoruz? Ben, Kaan yanımda oturuyor. Ceren'le siz karşımızda oturuyorsunuz. Yani biz mekanın tümünü görüyoruz. Bizim İlayda ile Ceren sadece bizi görüyor. Arkamız duvar. Ve böyle dikdörtgen bir mekan düşünün şu şekilde. Biz buradaki köşede oturuyoruz. En arkası kapı hani burada. Ve her taraf masa. Öyle düşünün. Biz en köşesindeyiz. Önümüzde bir masa daha var, yanımız da var, onun yanında var falan filan. Neyse, 3 sıra bu arada masa. Evet, 3 sıra, yani, sıra masa. Burada var. Enlemesine 3 sıra. Buradan alabiliriz. Böyle de dibine kadar herhalde bir 10 masa falan var. Neyse, bizim iki önümüzün yanı ve onun yanı. Evet. Bunların arasında
bir şeyler oluyor. Şimdi bir masada kızlar var. Ha bu arada o masalar birleşik, evet, değil mi? Evet, birleşik masalar. Bir masa, bir masada kızlar var, bir masada bir grup erkek var, bir de onların yanında bir grup erkek daha var. Şey de bu kızların yan masasında oturanlar biraz daha evet, daha olguncaydı. Daha olgun. Öbürleri yok, yok, daha hayır, tam tersi. Tam tersi. O taraf biraz daha çocuk seni. Yani boku çıkartanlar yaşlılar. Evet evet, yaşlılar. Yani iyi olanlar gençlerdi. Evet. Şimdi yaşlılar kızlara asıl yürüyor. Tamam mı? Kızlara yürüyor. Kızlar istemiyordu. Ha, bu arada şu hep olan bir şey Kore'de. Yani tek bizim başımıza gelmedi. Genelde olan bir şey. İçki de ortamlarda ki her yer içki neredeyse bu arada. Yemek yediğiniz. Kafeler. Kafe hariç. Neyse hani şey oluyor, hani ne haber nasılsın yan masayla muhabbet edip sonra birleşip hani ortak sohbet yemek, muhabbet yemek falan. Muhabbeti. Neyse bu olgunca olan abiler bu kızlara yazdı, kızlar da istemedi. Bayağı reddettiler. Bayağı ama yani biz hani duymamamıza rağmen vücut hareketlerini anlıyoruz ne olduğunu. Çünkü hani kızlar hani yeter, yok falan yapıyor yani. Sonra öbür çocuklar, gençler bununla rahatsız oluyorlar. Lütfen hani, yapmayın. Yani, lütfen karşısında yapmayın falan ve çok kibarlar, evet, falan derken biz ne olduğunu anlamadan ağız etrafımızdaki en az 10 masa yerdeydi. Bir tek bizim masa sağlam. Zaten bizim oraya kaçıştı o kızlarla laf atılan. Bu arada önümüzdeki masada da bir grup kız oturuyor. Yanımızda da kızlar var. Bizim etrafımız kız dolu. Kız da evet. Ondan sonra ve herkes hani otomatik şimdi bu tarafa gidemiyoruz çünkü olay o tarafta. Evet, o tarafta. Herkes bu tarafa bizim masaya doğru kaçtı, köşeye. Biz bu arada herkesi kollamaya çalışıyoruz böyle. Ve şey ama yani ayağımın önüne falan böyle sandalye düşüyor. Yani hani birazcık daha gitse benim ben olayın içindeyim falan istemeden. Öyle bir kavga çıktı ki ve iyi çocuk yani genç çocuklardan bir tanesi yere düştü. Ve orada şey karambole gitti ve yerde çocuğu tekmelemeye başladılar, evet, falan. Çocuk aslında ayırmaya çalışıyordu. Çocuk ayırmaya yani çocuklar ha evet öbür çocukların hiç konuşmayan arkadaşıydı, evet, o. Evet. Hani işte iki tane çocukla 3-4 tane abi bunlar böyle itişmeye kakışmaya başladılar falan filan. Oradaki sakin çocuk geldi abi yapmayın falan derken karambole gitti. Hop yerde tekmelenen bir çocuk var ya ben böyleyim. Ben bakamıyorum. Bu arada biz şoktayız, kan videoyu çekiyor ama videodan önce yok fotoğraf çekti, fotoğraf bir tane çekti. Ay o fotoğrafı alayım kandan. Ceren yollamıştı sanki onu, Ceren de vardı sanki. Ceren'den alırız ya. Evet ben o fotoğrafı ama bende yok. Var mısın? Bende de yok. Neyse dur bak çok komik. Ve Kaan da şey yapıyor. Kaan da bu arada sessiz sakin bir çocuk yani. Mülayim. Siz de biraz aşinasınız Kaan'a geçen sefer gitmeden. Yani benim mülayim bir çocuk yani ve şey yaptı. Gelin mi? Ben de gireyim mi? Gireyim mi? Falan yapıyor. Falan yapıyor. Ama tabii ki kimse Kaan'ı görmüyor. Kaan da geyinde zaten biz de böyleyiz. Oğlum dur ciddiye alacaklar falan modundayız böyle. Ben işte yan masadaki kızları falan, bir de kızlar ya çıtı pıtı kızlar böyle mini etek giymişler, ayakta bu kadar topuklu kaçamıyorlardı. Dedim bacım gel sen böyle falan. Biz ben de orada şey böyle cengaver Türk kızları falan filan. Ve bunların hepsi bir dakikada falan oldu herhalde. Evet sonra... Ve iki dakika sonra polis geldi zaten. Ha, kavga başladı. Hani duruldu ortalık, polis geldi. O ya şey işte aldı. Ben işte şunu anlatmayayım. Yani ortalığın durulması, kavganın çıkması, bir polisin gelmesi 2-3 dakika maksimum. Yani polisin gelmesi de. 2-3 evet, dakika maksimum. Bu arada çalışanların mekanı düzeltmesi de 10 dakika. Yani en az 10 masa, bunun bardağı, çanağı, yemeği, yerinin silmesi, masaların tekrar yerine konması falan. Çünkü biz dışarı çıktık, nefes aldık, geri döndük, mekan düzgündü. Evet. Ve zaten kapıda polis adamlarla konuşuyordu. Hala o dışarıda. Yani vardı. Ve polisler de gayet sakin. Gelip çıkıyor çocuğa. Falan modundalar böyle, gayet rahatlar falan. Ve biz böyle kaldık. Ooo Kore'de kavgadan gördük abi diye. Sonra benim başıma gel. Kore'de kavgadan çıkamadım ben. Aa direkt ona geçelim o zaman. Benim dayak yiyişim. Senem dayak. Ben bir dayak yedim. Aslında hani şimdi ben ya, bir dayak yiyeyim şimdi deyince değil, çok abartı oluyor da. Vurdular Senem'e. Vurdular değil, tekme attılar. Tekme attılar. Göğsüme şu şekilde. Hayvan gibi bir abi. Böyle 2 metre. 2 metre de böyle. 2 metre üçgen bir abi. O gün var ya. Ama çok ben normalde sinirlendiğinde titreyen tavan yani tavan sinirlenme yani
benim gözüme kimse görünmesin. Hani ki zaten ben görmem. Karşımda kim olduğunu öyle bir sinirlenme. Yani kontrolünü kaybedenlerdenim ben normalde. Ve zaten hani birazcık beni tanıdıysanız Facebook'tan falan denk geldiyseniz veya yorumlardan şey de bir insanımdır. Yani yani bir şey doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlıştır. Bana yanlışı doğruymuş gibi anlatmayacaksın arkadaşım. Yani bana geliyorlar yoksa. Neyse. İleride benim bu sinirli halimi de daha önce görmüştü. Olayda Red Apple konserinde. Evet. Yani şey. Abi diyor ki dükkanın önünü kapatmayayım. Ben de diyorum ki abi bekleyebileceğim başka bir yer yok. Ben de burada sıra bekliyorum yani falan filan. Neyse adamla tartışmam ve benim orada zangır zangır titremem falan. İlayda'nın ödü bokuna karıştı falan, bu kıza bir şeyler oluyor falan diye. Kız bozuldu. Bu kız bozuldu çünkü bu kız yani şaka değil, böyle titriyor. Acayip titriyor yani. Yani o kadar yani, çünkü atamıyorum da siniri. Çünkü nasıl karşısındaki de hani... O da insan en nihayetinde yani. Neyse ben zangır zangır falan ve o gün, o Kore tekme yediğim gün dünyanın en sakin insanıydım yani ve nasıl oldu hiç fikrim yok. İlayda çıldırdı o gün. Sevgi, İlayda ben, Sevgi de şey, Turkish Clouds'ların admini ölüp eri gelin olan Sevgi. Sunny konseri videomda Sunny'nin elini tuttuğu kız var ya, o Sevgi işte. Tamam. İki tane de... İki tane de, bu arada bizim hani sürekli gittiğimiz park, daha önce bizden teleskop falan da yapmıştık orada. Neyse, bu sabah 4-5 falan, parkta kimse kalmamış. Biz böyle iki tane Koreli, işte arkadaş ve biz böyle parkta yere böyle sofra kurduk. İşte cips nips yiyoruz, bir şeyler içiyoruz falan, muhabbet ediyoruz. Neyse ben bu arada, bu normalde olduğumuz yer çocuk parkı ama artık çocuk parkı olarak kullanılmıyor. Neyse ben şeyde oturuyorum, kaydırağın basamağında, merdiveninde oturuyorum. Sevgili orada oturuyorlar. Yani ben ikinci basamaktayım, Sevgi de benim bir üst basamağımda oturuyor. İleride de yerde oturuyor. Çocuklar. Bizim arkadaşlar da ikisi de, onlar da yerde oturuyor. Ortamızda da ne yiyorsak içiyorsak onlar duruyor. Neyse. Ve bir Allah'ın kulu yok parkta. Yok. Ya da var da 2-3 kişi falan var. Yani onlar da gelip geçenler. Yani o parkta takılan yok artık. Sabah olacak yani. İşte bir amca var, temizliyor işte. Ay o evet, amca zaten fix. Parkın fix o. Parka aynen. Alıyorsun, amca yanında bedava evet. Geliyor yani. O bir de geçenler var yani parkı geçiş yolu olarak aynen. Kullanan insanlar cadde, falan cadde var. Geçiş oluyor. Neyse bir tane adam geldi. Dediğim gibi böyle 2 metre bir abi. Ve şey büyük ihtimalle yabancı kökenli Korelilerden. Çünkü İngilizce yani İngilizce çok sarhoş ve istemsiz bazen Korece konuşuyor bazen İngilizce evet. Konuşuyor. Yani otomatikman hani İngilizce konuşulan bir ülkede doğmuş büyümüş veya ne bileyim orada çok yaşamış biri. Neyse, biz tabii ki adamla İngilizce konuşuyoruz. Neyse, geldi. İşte İlayda'nın yanıyla beni yani ikimizin arasına, köşeye çömdü. Değil mi? Yanlış evet. Hatırlamıyorum. Sevgi'ye laf attı. Sevgi'ye yazdı kısacası. Sevgi de hani, yani sağ ol arkadaşım falan modunda böyle. Sonra bıktı çocuktan, dedi ki yani bunu alın benim başımdan artık dedi. Ve o sırada ne muhabbeti dönüyor? Ha, adam o kadar sarhoş ki hilerle şiileri karıştırıyor. Evet. Biz de şey dedik işte, Sevgi'ye hi dedi. Değil mi? Doğru hatırlıyorum değil yok, mi? Yok, Sevgi'ye kız arkadaşın var mı dedi. Kız arkadaşın mı var dedi. Böyle kaldık kız arkadaş, erkek arkadaşı var falan dedik. Böyle geçiştirmeye çalışıyoruz hani git hepimiz doluyuz falan diye. Onun da kız arkadaşı varmış. İşte ha, ben size şey takılmak dedi. İstiyorum ha, diyor. Ha olay o. Ha girlfriend'le boyfriend'i karıştırdı. Biz de bunun muhabbetini yaptık orada hani girlfriend mi boyfriend mi diyorsun çünkü hani girlfriend'i yok boyfriend'i var Sevgi'nin falan diyoruz. Ne var benim de girlfriend'im var zaten dedi. Biz de dedik ki. Biz de ben de dedim ki ha fırsat bu fırsat çocuğu hani şimdi yok. Yollayabiliriz. Çünkü gerçekten rahatsızlık veriyor. Normalde şey değiliz. Aa yanımıza erkek geldi bununla konuşamayız falan değiliz biz. Gayet hani insan gibi yaklaştığı zaman oturup sohbet ediyoruz yani. Neyse. Ben dedim ki aa öyle mi kız arkadaşın mı var o zaman hani bizimle vaktini harcama kız arkadaşınla vakit geçirebilirsin şu anda bizimle vakit harcayacağına dedim. Bu sinirlendi buna. İşte devam etti işte o olsun işte zar sürdük işte benim de kız arkadaşım ne var bunda hani falan. Hani ne olacak diye. Hani senin kız senin arkadaşın var benim de kız arkadaşım aynen. Var boş ver benim umurumda değil gel takılalıma bağlamaya çalıştı. Ama ben de diyorum ki. Bak diyorum hani burada arkadaş. Biz burada oturuyoruz arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Yani eğleniyoruz. Hani
Sen de kız arkadaşınla yapıp sürekli aynı şey diyorum bak. Kız arkadaşınla vakit geçirebilirsin. Kız arkadaşına gidebilirsin. Kız arkadaşına. Hani o diyor, ben diyorum, sevgi aynen diyor. Sürekli. Sonra yani bir şey oldu. Bir sinirlendi. Bir şeye sinirlendi. Neye sinirlendi? Hani bilmiyoruz yani. Git dedik çocuğa. Ve rahatsız oluyoruz falan. Gerçekten dedi. Hiç sert konuşmadık çocuğa hiçbir zaman. Aynen hani. Yani sürekli bir kibar kibar i̇şte kız arkadaşına yani git, işte kız arkadaşına takıl falan. Bu bir sinirlendi. Böyle o şeyle alevle ayağa kalktı, ayağa kalktı falan. Çocuklara böyle laf atmaya başladı. Ha, çocukların bunlar üzerinde bir kere bizim soframın üzerine bir ayağını bastı. Bastı bizim şeyler. Her şey yerde. Mahvoldu. Neyse. Çocukların üzerinde, çocuklar da yerde oturuyor bu arada. Hani şu kadar boydasın, yerde oturuyorsun bir de. Bu arada çocuklar da yani genç, benden küçükler yani. 90. Toy çocuklar yani, böyle hani ileride kadar ben işte. Ben de işte. Bu arada sevgi de benden büyük falan, şimdi ortamı düşün, neyse. Çocuklar zaten bu kadar zaten yerde oturuyorsun. Adam zaten 2 metre bir daha ayağa kalkmış o ateşle. Hırırırım diye böyle çocuklara doğru gidiyor. Hani herhalde hatırlamıyorum. Şöyle elimi falan koymuş olabilirim araya. Bilmiyorum. Ve bu şey diye bağırıyor. Siz diyor işte ne yapıyorsunuz burada? Bu çocuklarla mı takılıyorsunuz? Küçükler. Bunlarla niye takılıyorsunuz? Bunlar adam mı? Bunlar daha vergilerini vermiyordur. Asker, bunlar daha askerliğini yapmamıştı. Bunlar sebi sübyan falan diye bağırıyor. Ben böyle ama bunların hepsi birdenbire oldu yani. Adamın neyi sinirlendiğini anlamadım. Ve bu arada çocukların İngilizcesi yok. Ne hiçbir şeyi anlıyorlar ne de ne olduğunun farkındalar. Her şeyi bize bıraktılar. Neyse. Ben şey oldum böyle yani. Sen hani ne diyorsun, sakin ol, ne vergisin, ne askerliği falan diyorum böyle. İşte bunlar vatandaş bile sayılmaz, burası benim ülkem, benim ülkemde sen bunlarla takılamazsın falan demeye başladı. Ama bunların hepsini İngilizce söylüyor bu arada. Ya bir dakika, bir sakin ol falan filan dedim, çocukları ezecek yani bu arada. Aynen, işte araya gitmeye çalıştım. Ben ayağa kalktım hani çocuğu tutayım diye. Çocuk yani tutmadı da şöyle benim önüme geldi. Ya zaten yandı, çocuklar bu tarafta. Benim önüme geldi. Ben ayaktayım, basamakta ayaktayım bu arada. Şöyle tekmeyi koydu bana göğsümden. Ben yapıştım tabii ki olduğum yere. İlayda çıldırdı. Sevgi çıldırdı. Çocuklar çıldırdı. Çocuklar bir yandan da pıstı. Ben yani çünkü ne olduğunu yani ne olduğunu anlamadılar ki yani. Çünkü orada bir güzel sohbet ediyoruz. Birdenbire saldırdı. Bir de çocuklara saldırdı yani. Bize hiçbir şey dememişken. Ne şey yani, çocuklar bir mala bağladı falan filan. O ara ben ne olduğunu farkında değilim. İlayda'nın kısmını İlayda anlatır şimdi. Neyse, ben tekmeyi yiyince tabii yapıştım yere. Ama çocuk bu arada hala üzerime doğru gelecek. Ne yapayım dedim. Hani bu arada olduğum yeri yani bir kere yani basamak, çocuklar için yapılmış bir basamak düşün yani. Ve şey, yanımda da trabzanı var. Yani yerim de yok, bu kadar bir yerdeyim yani, öyle bir yere düşürdü beni. Yani kalktım yere, geri oturdum. Ve şey hani ne kolayca kalkabileceğim bir yer, o adrenalinle yani hemen bir şey yapamadım. Ve yapabileceğim tek şey çocuğu uzaklaştırmak için aynı şekilde ona tekme atmaktı. Yani trabzanlardan tuttum, çocuk üzerime gelirken ben de onu böyle ittim. Neyse, tabi bu dellendi falan filan derken bir şey oldu. Ha, şeyler geldi. Yabancı. Evet, değil mi? O an onlar ayırdı. Hı-hı. Değil mi? Şey, o sırada geldiler. Bir de çocukları polisi arattı. İşte onu anlattıracağım sana çünkü ben de bunu sonra öğrendim. Neyse, ben buna tekmeyi attım. Bir yabancı bir çocuk geldi bunu görüp ve çocuğu aldı. Ama çocuk da bu arada falan yapıyor böyle. Sonra bir tane de Koreli geldi. Bunlar çocuğu uzaklaştırdılar biraz. Ve İlayda'yı ben o sırada şu şekilde görüyorum. Sen ne yapıyorsun? İşte nasıl vurursun ona bilmem ne falan yapıyorum. Sevgi şok, çocuklar şok falan. İlayda diyorum ki İlayda otur tamam yani yok bir şey. Bu ağlamaya başladı yavrum falan. Bana vurdu falan yapıyor. Diyorum ki tamam yok bir şeyim yani falan. Oysa ki şurada kemiğim mosmor falan. Yani. Ama o an hiçbir şey hissetmedim. Bir de yani İlayda ağlıyor. Sevginin siniri bozuldu. O ağlamaya başladı. Ben böyle şey oldum. Yeter. Ulan bir şey yok, niye ağlıyoruz yani falan ve dünyanın en sakin insanıyım yani o sırada. Diyorum ki kızım manyak mısınız, niye ağlıyorsunuz falan. Sonra benim yaşadığım perspektifi anlatıyorum hala. Sonra yabancı çocuk geldi. Ya hala gözümün önünde çocuğun suratı hatta benim ki normalde benim insan hafızam çok kötüdür.
İkisinin de, Koreli çocuğun da, yabancı çocuğun da. İkisi de hatta Koreli olan bayağı cool, yolları fakir. Ve şey hani böyle neredeyse paçoz yani böyle hiç... Hani bakmazsın. Aynen hani İngilizce bileceğine bile imkan vermedi, bayağı güzel İngilizce konuşuyordu falan. Neyse. Böyle bıyık mıyık falan evet. daha böyle piercingli, dövmeli, mömmeli falan böyle cool bir abi ya. Normalde basıp gideceğini düşünürsün falan. Neyse. Yabancı çocuk geldi, iyi misin falan filan dedi. İyiyim, teşekkür ederim işte yardım ettiğin için falan filan dedim. Çocuk benden özür dilemeye başladı. Evet, biz benim yani bana yardım eden çocuk benden özür dilemeye başladı. Ben böyle kaldım. Hani çok üzgünüm dedi hani böyle bir şey yaşadığın için işte falan filan. Dedim ki yani çok teşekkür ederim ama hani sen niye özür diliyorsun benden? Hani senin özür dilemen için hani hiçbir sebep yok. Sen bana yardım ettin diyorum. Şey diyor hani ne olursa olsun diyor sen burada bir yabancı olarak buradasın. İşte sen hani Kore'de böyle bir şey yaşamış olmanın işte beni çok üzdü. Başka bir ülkede böyle bir hani hatıram, bir anım olması falan filan. Ben diyorum yani çıldırmış olmalı bu adamlar falan. Sonra Koreli çocuk geldi. Yine yardım eden. Piercingli cool abi. O da özür dilemeye başladı. Yani dedim hani hakikaten çıldırmış olmalısınız yani diyorum yani. Siz niye benden özür diliyorsunuz falan. O da şey dedi işte ben hani bir Koreli olarak utanıyorum şu anda. Hani senin başka bir Koreli tarafından böyle bir şeye maruz kalmamdan dolayı bilmem falan filan dedim yani. Öleceğim yeter. Yani öleceğim gerçekten öleceğim falan. Hatta şey oluyor sarılacağım falan oldum böyle yani. Sarıldım mı? Ben yabancıya sarıldım. Koreli yani şimdi yanlış anlamasın diye yapmadım. Onlar da hani sarılma falan. Koreli de sarıldı. Öyle mi? Sarıldı. Hatta oradan da sarıldı. Neyse yani çok dünya tatlısı insanlardı yani. Ve sabahın beşi yani dediğim gibi yani. Kimse ne yok. Yapıyorsun yani orada ne işin var falan. Neyse o sırada ben polisin geldiğini gördüm. Bu çocuklar gitti bir daha geldiler falan filan. O sırada ben hala işte bir yandan Sevgi'ye bakıyorum. Sevgi böyle yere çönmüş falan böyle sinirleri bozulmuş ağlıyor. Bu orada falan böyle yavrum minik kıyamam. Ondan sonra yine yabancı yok Koreli geldi. Ben yine onunla konuşurken dedim ki yani lütfen polislere söyleyin. Hani adama bir cezai şeyde bulunmasınlar. O da sarhoş. Hani bir hani adam sarhoş başına bir şey gelmesin. İki ben de uğraşmak istemiyorum. Çünkü ben adamdan şikayetçi olursam muhtemelen benim de karakola gitmem gerekecek. Yok pasaportlu yok yabancısında turistinde. İş uzayacak falan. İkisini de yapmak istemedim. Bu ikisi zaten sevgiyle bu manyak kafayı yemişler. Koreliler hala böyle mal gibiler falan filan. Ondan sonra bir de daha yeni aldığımız içecekler vardı yani. Onların hepsi yerlerde falan. Bir yandan da para harcamıştık biz bunlara falan modundayız böyle. Yani ben öyleyim daha doğrusu. Falan derken çocuk tamam falan filan dedi. Gitti. Aradan biraz vakit geçti. Bana tekme atan çocuk gelmeye başladı tekrar. Ve yine böyle hayvan gibi yürüyor falan. Evet. Herkes böyle bir tekrar diken üstünde falan gerildik merildik. Çocuklar yine araya girdi o yardım edenler falan. Çocuk böyle ya bırakın falan yapıyor. Sonra şey yaptı. Ben dedim ki tamam hiçbir şey yok dedim. Dedim ki çocuğa yani beni vuran çocuğa dedim ki tamam dedim sıkıntı yok dedim. Sorun yok dedim böyle. O da böyle anladı tamam dedi. Ben ona fist bump uzattım. O da fist bump'ımı vurdu. Öyle ayrıldık. Sonra bir de zaten çocuğu polisler uzaklaştırdı yani parktan çıkarttılar. Sonra o öbür yardım eden çocuklar da gitti falan. Neyse ben bunları sakinleştirdim falan derken biz devam ettik. Gittik bakkala tekrar içeceklerimizi evet. aldık devam ettik yani çünkü bir şey yok. Sonra sabah bir uyandım İlayda bak diye öyle benim buram mosmak. O bir hafta falan kaldı öyle. Kaldı. Bu da böyle bir anım. Ama yani bunu geçen sefer döndüğümde de söylemiştim. Başıma kötü bir şey gelse de, geçen sefer de hastaneye kaldırıldığımda aynı şeyi düşünmüştüm. Şimdi de bu olaydan sonra düşündüm. Yani başıma kötü bir şey gelmiş olsa da o kadar güzel bir şekilde geldi ki. Hani şey oluyorum yani hakikaten insandan insana, ülkeden ülkeye, toplumdan topluma, polisten polise, kötü insanından kötü insanına, iyi insana, iyi insana fark var. Gerçekten fark var. Hani buna ister adına medeniyet koyun, ister eğitim sistemi farklı deyin, ister şanslıydın iyi insanlara denk geldin deyin, ne derseniz deyin. Benim için gerçekten çok efsane güzel hatırlayacağım bir gece oldu o gün yani. Ve kendimle de gurur duydum o kadar sakin kalabildiğim için ve hala nasıl o kadar sakin kalabildiğimi hala yani bilinci yani o nasıl oldu bilmiyorum. Yani Senem sakin ol bile diye tek hani telkinle yapmadım kendime. Sakindim zaten. Olay başladığından bitenine kadar yani. Bilmiyorum belki İlay da çok
kötü oldu diye belki o an bir şey, istem dışı bir bilinçaltı bir şey geldi. Hani ulan İlay da kötü, hani bari sen iyi ol. Hani ona sahip çık falan içgüdüsüyle mi oldu? Yoksa gerçekten hani belki de karakterim daha mı çok oturdu, daha mı olgunlaştım, hani ne oldu bilmiyorum. Bir tane daha böyle bir şey gelmesi lazım başıma herhalde anlayabilmem için. Çünkü yani şans da olabilir, öyle gelmişler de olabilir yani. Ama hani hem kendimle gurur duydum. Bu minik dedi, ay yavrum nasıl ağladı ki, kıyamam. Salak. Korktum ama zaten korktum. Ama İlayda şimdi zaten sesi vik vik ya. Bağırırken daha da vik vik oluyor ve hani İngilizce konuşup bağırması var. Bir de hani şey yapıyor. What are you doing? You hit her! You hit her! You can do that! Falan ben hani örecek sevimlilikten var ya. Ben dedim ki İlayda otur diyor. Ama sana vurdu! Niye bunu niye? Sonra ben zannediyorum ki o diyorum Kore falan, 2 dakikada polis geldi falan. Meğer İlayda çocuklara polisi arattırmış. Ben hani kendilerinden geldi zannediyorum. Baktım bayağı üstüne gidiyor çünkü senin hani çocuklara etrafa falan saldırıyor. Çocuklar kenardayken hani o tam çocukların üstüne yiyorken kenara... Ben tekmeyi hani, yiyip tekme atarken oluyordum. O sırada ben çocuğa diyorum hani polisi ara, ara çabuk polisi ara, polisi ara falan oldum böyle. Çocuklar anlamadı, bir İngilizce, ben onlara da İngilizce konuşmuştum. Korece'ye bağladım ama işte polis arayın gelsin çabuk falan dedim. Ha bu arada ondan sonra şey işte neyse ortalık sakinleşti. Ben diyorum ki ya işte ne güzel, ortamı bozmayalım, devam edelim falan modundayım böyle. Ama ne yiyecek var ne içecek var ortada, her şey döküldü. Ben dedim ki ya tamam siz oturun, zaten hepiniz şoktasınız. Olayı ben yaşadım ama ben gideyim bakkala geleyim. Zaten bir dakikalık mesafe. Neyse çocuklardan biri şey dedi, yok dur ben de geleceğim seninle, olmaz tek başına yollayamam artık bu saatten sonra falan. Dedim tamam iyi falan gel, biz hani bakkala gidip gelene kadar o 2-3 dakikalık yürüme mesafesinde binlerce defa özür diledi. Ve işte 30 bin defa iyi misin diye sordu falan, ben şey artık yeter bu kadar iyi olmayayım. Ben bu kadar iyi hak etmiyorum falan diyorum. Yani iyilik kusacağım artık yeter. Bu da böyle bir anımdı. Evet. Sonra benim bir tane daha polis gibi olayım var ama o ileride daha sonra o acayip evet. Bir olaydı. Benim daha sonradan tanıştığım yabancı bir arkadaş grubunun içindeki bir Çinli çocuk. Bu arada ilk tanıştığım gün onlarla beraber dışarı çıkmışız falan. Bir tane bardayız. Bir tane Koreli geçerken neyse yanlışlıkla bunlar birbirlerine çarpıyorlar. Koreli'nin şapka uçuyor. Yani çünkü dans ederken oluyor. İşte çocuk şöyle falan yaparken Koreli de geçerken şapkaya vuruyor yanlışlıkla falan. Koreli çıldırdı. Bakıyorum bizim masanın oralarında falan bir şeyler yapıyor. Dedim arkadaşım derdin nedir? Bu arada herkesin Korecesi benden kötü. Yani o yabancıların içinde. Benim Korecem mükemmel mi? Hayır değil ama en azından karşımdakini anlayabiliyorum. Dedim ki arkadaşım dedim derdin ne dedim. Tabii böyle sormadım dedim. Ne yapıyorsun? Hani yardım edin falan. Çünkü şeyler arıyor. Dedi ki şapkamı kaybettim. Şapkam buraya bir tarafa uçtu. Neyse ben bununla beraber şapkasını aradım. Buldum. Bizim Çinli arkadaşı yakasından tuttu diye benimle dışarı geleceğim. Diyorum bir dakika, Çinli de hiçbir şey anlamıyor, böyle kaldı kız arkadaşıyla oynuyor orada. Dedim, çocuğum bu seni anlamıyor. Bir, ikincisi senin derdin ne yani, bu çocuğu niye dışarı çıkartıyorsun? Dedi ki bu bana vurdu. Şapkam o yüzden uçtu. Şapkam o yüzden uçtu, bana yumruk attı diyor. Dedim ki şimdi, ben kavga etmeyeceğim zaten, dışarı çıksın konuşalım dedi. Ben diyorum ki tamam okey kavga etmeyeceksin anladım. Ama konuşamazsın çünkü çocuk Korece bilmiyor. Sen İngilizce biliyor musun dedim, hayır dedi. E çocuk da Korece bilmiyor dedim. Yani siz nasıl anlaşacaksınız? Ben seninle geleyim. Hani bana anlat derdin ne konuşmak istiyorsan ben ona söylerim diyorum. Hayır diyor illa ki o gelecek sen gelemezsin diyor falan. Hani şey muhabbetine kafasında erkek erkeği halledeceğiz. Kafasında diyorum ki tamam okey anlıyorum ben seni abicim. Abicim de değil muhtemelen benden küçük çocuk ama hani herhalde 23-24-25 o yaşlarda bir çocuk. Diyorum ki ya tamam da yani bir işe yaramayacak yani çocuğun dışarı çıkması. Bilmiyorum. Yani anlaşamayacaksın çünkü sürekli diyor ki kavga etmeyeceğim, konuşacağım, konuşamayacaksın işte onu anlatmaya çalışıyorum sana. Yok dinlemiyor. Neyse dedim ki tamam sakin ol. Bu arada masadaki bütün erkekler bir ayaklandı falan. Ben diyorum ki ya ayaklanmayın, iş büyüyecek, ben burada hallediyorum falan. Herkes ne oluyor falan diye gelince çocuk da zaten sinirlenmiş, derli. Zaten alkollü. Hani çok sarhoş değil ama alkollü belli ki zaten içkili ortamdayız. Diyorum ki
yapmayın, işi kızıştırıyorsunuz falan filan. Neyse ben bunları oturttum. Dedim ki tamam çocuk gel benimle. Çinliyi de aldım, Koreliyi de aldım. Dedim hadi gidelim. Bana diyor ki sen git. Ulan nasıl anlaşacaksın? Ben diyorum ki ben bir şey yapmayacağım. Size tercümanlık yapacağım diyorum. Tamam mı? Yani anlaşın derdiniz neyse. Konuşun anlaşın. Çinliye diyorum ki sen bana vurdun mu? Hayır diyor. Çok kalabalıkta vurmuş olabilirim diyor. Hani bilmiyorum diyor. Vurmuş olabilirim diyor. Koreli de diyor ki nasıl vurmuş olabilirim? Bayağı yumruk attı bana diyor. Bu sinirlenen Koreli'nin arkadaşlarından Koreli dedi ki polis çağırın dedi. Bunun arkadaşları da hemen polisi aradı. Ben diyorum ki yani niye polis çağırmışsın? Ne gerek var diyorum. Bu çocuk yalan söylüyor. Vurup vurmadığını CCTV'den, güvenlik kameralarından bulup izleteceğiz diyor. Bakalım vurdum vurmadım diyor. Dedim ki tamam. Neyse polis geldi falan filan. Şimdi ben polise de o durumu anlatmaya çalışıyorum. Saçma sapan Korecem de. Diyorum ki yani biz böyle böyleydik içeride ama böyle anlatıyorum. Bu benim arkadaş. Ben bunu tanımıyorum. Bunun şapkası kayıptı. Ben yardım ettim bulduk. Benim arkadaş buna yumruk atmış. Benim arkadaş diyor ki ben atmadım. Kalabalıktı. Böyle anlatıyorum hani düzgün cümle de kuramıyorum. Yanlışlıkla oldu. Bilerek yapmadı. Sonra işte dışarı çıkalım dedi. O Korece bilmiyor, o İngilizce bilmiyor. Ben Korece biliyor, ben İngilizce biliyor. Ben konuşuyor falan. Böyle anlatıyor. Ben konuşuyor. Polis de dedi ki tamam. Sakin ol, kenara çekilin dedi. Bu arada bizim tabii bizim çıktığımızı gören bütün bizim masadaki erkekler falan geldi böyle falan diye. Neyse diyorum ki ya gidin falan yapıyorum böyle. Gidin falan. O sırada Koreli de şey diyor, bana bilerek vurdum, ünlenme de kavga çıkarmaya çalışıyordu falan da filan da. Diyorum ki arkadaşım sen şapkanı kaybetmişsin, ben sana yardım etmedim mi? Şapkanı bulmadık mı? Bulduk. Derdin ne diyorum, bana yumruk attı. Ya atmamış diyorum, attıysa da yanlışlıkla attım, kalabalıklı diyorum, sorun çıkarma diyorum. Sizin ülkede diyor, birbirine vurduğu zaman diyor, böyle mi halledilir işler? Hayır dedim, birbirine bilerek vurduysa dedim. Sorun var demektir. Ama bilerek vurmadıysa sen dedim yolda geçerken birine yanlışlıkla omuz atsan dedim dönüp kavga mı edeceksin dedim. Özür diler insan dedi öyle bir durumda. Tamam dedim. Özür dile dedim. Bu bundan özür diledi. Önce tabii o da şey yaptı. Bu arada saçma sapan Çinlilerin İngilizcesi acayip korkunç bu arada. Yani aksanlı şiveli olanları. Diyor ki ben diyor Çin'in bilmem neresinden geldim. Bunu polise anlatıyor sana. Ben diyor Çin'in bilmem neresinden geldim. İşte bizim orada diyor bu işler diyor polis çağrılarak halledilmez diyor. Sizi niye çağırdı bu diyor. O da oğlum şey yapıyor. Diyorum ki oğlum bir Çin'de değiliz. İki polis bunu ne yapsın? Üç burası Kore. Yani burada işler böyle hallediliyor demek. Yani geçtim zaten polis çağırmış. Bitmiş olay zaten. Sen niye sinirini yapıyorsun? Ama diyor ki özür dilemem ben bu salak falan yapıyorum. Dedim ki bak özür dile gecemiz mahvolmasın. Daha yeni çıkmışız dışarı. Tamam falan dedi özür diledi bundan. Bu da dedi ki böyle özür mü dilenir? O da aranıyor bir de. Neyse en sonunda polis bizim suçsuz olduğumuzu anladı. Tamam dedi siz içeri geçin keyfinize bakın ben bunu halledeceğim dedi. Olay orada kapandı. Sonra biz mekandan dışarı çıktık. Yürüyoruz başka bir yere doğru, başka bir yere doğru gideceğiz falan. Çocuk dedi ki ben aslında ona tekme atmıştım dedi. Yumruk değil. Ben böyle şey oldum. Tekme mi attın dedi. Evet dedi. Ya, bilerek mi attın dedim. Evet dedi çünkü o bana bilerek çarptı dedi. Geçerken. Bir dakika dedim bir dakika bir dur. Şimdi sen ona tekme attın. Ay şapkası nasıl uçtu diyorum. Vallahi onu ben de bilmiyorum diyor. Tamam mı? Ve ona bilerek tekme attım diyor. Ama Koreli onun yumruk attığını iddia ediyor. Ve tekme attığının farkında değil. Dedim ki iyi yapmışsın. En sonunda madem öyle iyi yapmışsın. Anladım. Ondan sonra ekipte adım Hiro'ya, kahramana çıktı. Bundan sonra her bir şey olduğunda tam dur seni mi yollayayım? Ortada bir sarhoş mu var? Biri laf mı etti? Veya ne bileyim sokakta bir şey mi oldu? Derdiniz mi var senden? Derdiniz mi var senden? Bir de ben hemen oldum. Üç tane vukuat. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altında yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong!